İyi akşamlar Ereğli günlük grafik. Yukarı yönlü hareketini devam ettirme çabası içinde Ereğli. Yani negatif bir şey yok. Önce onu söyleyeyim. Hala negatif bir duruma evrilmedi. Geçen haftalarda 32'yi takip ediyorduk. Bölündükten sonra onu anlattım. Yani 32 temettüden sonra özür dilerim. O da bir bölümde fark etmedi. Ondan sonra 32 lirayı anlattım. O kısmı geçemedi, kıramadı aşağı yönlü. Orada piyasa kısa vadede alıcı oldu. Şu an 34-36'da hala 32 devam edebilir yani oraya bakılmaya kısa vadede 32 lira motive olmaya devam edebilir. Tabii bir istek meselesi şey mi herkesin risk algısı başka onu söyleyeyim yani 32 uzak kalıyorsa yani 33 buçuklarda takip edilir ama hiçbir bana göre bir anlamı yok kısa vade için. Bana göre doğru alan hala 32 lirada. Yani anahtar bence orada. Ya kırılırsa ne olur tabii 32 kırılırsa derinleşmesini beklerim biraz satışta. Önce bir 30'a test tabii o tam sayı olduğu için yani bir 30'a test kırılması halinde tabii o biraz daha bir derinleşmeye sebep olabilir. Yukarıda 36,5 devam ediyoruz yani 36,5'u izlemeye. 36,5'un üstüne çıktı. Kapanış vermeye başladığı zaman, kapanışlar vermeye başladığı zaman tek kapanış değil. Kapanışlar vermeye başladığı zaman muhtemel hedefi 40-44 yukarı yönlü hareketine başlayabilir orada. Dolayısıyla 36,5 izlemeye devam. Diyorum hala olumlu. Yani şurada canı sıkılan olabilir. Ya biz bunu 36'dan 35'ten aldık efendim ne söyleyeyim. Biraz bir normal arkadaşlar. Yani kar realizasyonu yapılıyor şu an. Bir bekleme döneminde Ereğli. Basit bir kar realizasyonu dönemi bu. Bunlar zaten olması gereken dönemler borsada. O açıdan bir gariplik yok. Ha şunu da söyleyeyim. Yani seneye ne olur ben onu bilemiyorum tabii. Seneye ne olur. O temel analizcilerin işi daha çok. Yani ne olurdan kastım verir mi aynı şey vermez mi? Hep anlatıyorum Ereğli videolarında belki bunu ama o kadar mı temettü verir, bu kadar mı temettü verir? Bu teknik analize söylenecek bir şey değil. Bu temel analizci arkadaşların işi. Dediğim gibi onlara da o konuyu da onlara sorun. Yani temel analizlere sorun. Mutlaka uzun çünkü Ereğli alanlar genellikle uzun tutmak istiyorlar. Ha, uzun tutmak istiyorsanız bu videolar sizi ilgilendirmez yani. Bunlar daha kısa vadeci alsat çılara belki fikir verebilecek videolar. Onların uzmanına yani bu temel analiz uzmanına sormak lazım. Ha, bana göre yani dünyada böyle çok şiddetli bir stagflasyon falan yaşanmazsa bu yıl onu da söyleyeyim. Konu madem açıldı ki bir tedirginim yani o konuda da o ayrı bir şey tabii. Global olarak işler ne kadar böyle devam eder bilmiyorum. Ama hani böyle çok rezil bir patlama bir borç krizi falan filan olmazsa yani 26 civarları her zaman şu anda burada mesela bir alım fırsatı gibi duruyor baktığınız zaman herhalde 26, 27, o 28, 26 o alan belki bir alım orada şey yapılabilir. Hani kısa vade için bir alıma girilebilir gibi duruyor. Ya yani kırılırsa tabii başka bir dünyaya gidiyor demektir. Bunların dışında anlatılacak bir şey yok. 56 RSI. Ya şunu diyecekler mutlaka vardır. Negatif RSI. Ya bir önemi yok arkadaşlar. Majör destekler kırılmadıktan sonra negatif RSI, negatif MACD'nin bir önemi yok. Yani bilmiyorum yani 100, belki 500 videoda aynı şeyi söylemişim. O yüzden burada kesin uyaran çıkıyor onun için peşini söylüyorum. Yani negatif görüyorum. Önemli olan dediğim gibi o. Kısa vadeli için 32'nin üstü. Ha, kırılıyorsa tamam. Negatif bir RSI, negatif bir MACD her zaman. Majör desteğin kırıldığı durumlarda kötüdür. Ama şu an için bir anlamı olmadığı gibi yani biraz yukarı hareket edebilirse onu da söyleyeyim. Burada MACD bir pozitif kesecek gibi duruyor. Herkese iyi akşamlar.